Siemens PLC ailesine bir bakalım. Daha önce kısaca bahsetmiştim ama küçük makine bazlı otomasyonlarda logo dediğimiz akıllı rölede olarak isimlendirilen mini PLC'leri vardır. Daha sonra SC200, yıllarca SC200 eğitimi verdik okulumuzda ama SC200'leri Siemens bundan birkaç yıl önce üretimden kaldırdı ve artık sadece yedek parça olarak ya da ikinci elde bulabileceğiniz PLC'ler bunlar. Aslında programlama mantığı en kolay olan PLC'lerden biriydi bu. 300'ler, 400'ler, SC300'ler, 400'ler. Aslında Siemens'in bir dönem özellikle 300 amiral gemisi olmuş bir PLC. Artık 300'e 400'ün yerine 1200'lerle 1500'ler aldı. Step 7'de programlanıyordu bu ikisi de. Şimdi TIA Portal'a geçtik. Siemens PLC programlamada. TIA Portal'da da SC300 ve SC400'ün yeni serileri programlanabilmekte ama bazı SC300 serileri TIA Portal'la programlanmıyor. Onları yine Step 7 programıyla kullanmanız lazım. SC7200 bunlar bizim atölyede kullandığımız PLC'ler ve daha çok büyük otomasyon sistemlerinde analog verilerin ve sayısal değerlerin analogların çok fazla olduğu sistemlerde kullanılan PLC'ler ise SC7500'ler. Siemens PLC'lerde kullanılan programlama dillerine bakalım. Ladder 1200'de de 1500'de de var. Fonksiyon blok 1200-1500'de de var. Yapısal programlama dili SCL, Structured Text olarak bunun karşılığı IEC 61131'e 3'te var. Orada Structured Text diyor ama Siemens PLC'lerde, TIA Portal'da SCL olarak geçiyor bu. Evet 1200'de de 1500'de de var. Bunun haricinde grafik diye geçen bir programlama dili var. Bunun da 61131'e 3'teki karşılığı Sequential Fraction. Bu da sadece 1500'lerde olan bir programlama dili. 1200'lerde yok. Açıklama listesi STL diye geçen yine bir programlama türü var. Bu IEC'de 61131'e 3'te karşılığı Introduction List. Bu 1200'de yok. Sadece 1500'de var. Yani son iki programlama dili 1200'de yok ama 1500'de buradaki 5 programlama diliyle de program yapabilirsiniz. Yani istediğiniz programlama diliyle 1500'ü programlayabilirsiniz. SCD1200'ün donanım konfigürasyonuna bakalım. Burada 1, 2, 3, 4 diye isimlendirilmiş yerler var. Aslında burada bir ürün görüyorsunuz ama bunlar bir konumlama, bir yer. Ne demek istiyorum? Bir haberleşme modülü, CM veya haberleşme işlemcisinin yeri. Yani CPU'nun sol tarafına siz haberleşme modülü veya haberleşme işlemcisi takabilirsiniz sol tarafına. 2 CPU'nun kendisidir. 3 sinyal kartı SB, haberleşme kartı CB veya batarya kartı BB'nin takıldığı bir üstten eklenebilen kısım. 4 ise yani CPU'nuzun sağ tarafında ise sinyal modülü kısmı. Buraya dijital, analog girişler, çıkışlar veya ekstra biraz sonra göreceğiz modüller bağlayabilirsiniz. Şöyle baktığınızda CPU'nun üstüne SB, CB ya da BB ekleyebileceğiniz küçük bir kart yuvası var. CPU'nun kendisi var. Sol tarafına haberleşme modüllerini, sağ tarafına ise ek diğer modülleri bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bunun haricinde CPU'nun üst kapağını kaldırdığınızda alt tarafta bir tane memory kart yeri var. Bu memory kartı CPU'ya takabiliyorsunuz. Bu kartla neler yapabiliyorsunuz? Bu kart ne işe yarıyor? Bu bellek kartı olabilir, transfer kartı olabilir, donanım yazılım güncelleme olabilir, kayıp bir şifrenin kurtulması olabilir. Bu kart Siemens'e özel bir kart. Ne yalan söyleyeyim, bu karta para vermemek için diğer SD kartları formatladık, çeşitli denemeler yaptık ama bu kartın içerisinde donanımsal olarak da şifreleme olduğu için bu kartın yerine kullanamadık. Yani Siemens'dan almanız gereken bir kart. Kart tek ama bu kartı 4 farklı nedenle kullanabilirsiniz. Bellek kartı olabilir, transfer kartı olabilir. Yani bir programı bir piyasadan başka bir piyasaya taşımanıza yarayabilir. Donanım güncellemeniz için kullanılabilir. Ya da Siemens 1200'lerdeki bir programı şifrelediğinizde bunu clear'la kaldıramıyorsunuz. Kayıp bir şifrenin kurtarılması için yine bu kartaya ihtiyacınız var. Hangi amaçla kullanacaksınız? Siemens'in sitesinden buna ait imajı indiriyorsunuz. O imajı bu kart içine açıyorsunuz ve o kartı o şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi buradaki kısaltmalar ne anlama geliyor ona bakalım. SCD1214CAC/DC/RL 1214'ün olduğu yer CPU ailesini gösteriyor. CPU 1211 olabilir, 1212 olabilir, 1214 olabilir burada olduğu gibi, 1215 olabilir ya da 1217 olabilir. Oradaki C ise C ya da FC olabilir. Çalışma alanını gösteriyor. C ise kompakt PLC olduğunu gösterir CPU'nun. FC olarak görürseniz bunu, bu bir güvenlik CPU'sudur. Safe PLC'dir. Buradaki ACDC RL'ye bu bir üçleme.
PLC'nin gerilimleri hakkında bilgi veriyor. Baştaki AC, AC ya da DC olabilir. Burada AC görüyorsunuz, PLC'nin enerjini edebilmesi için, yani içerisindeki donanımın çalışabilmesi için PLC'nin beslenmesi lazım. Eğer bu PLC 220 volt AC ile besleniyorsa orada AC'yi göreceksiniz. Yok, 24 volt DC ile besleniyorsa orada AC yerine DC göreceksiniz. İkinci DC ise inputları gösterir bana. Siemens'te tek gerilim tipinde input vardır. O da 24 volt DC. O nedenle orta her zaman size DC olarak gelecek. Sondaki RL'ye, bu ise bana CPU'nun output turunu gösterir. DC görüyorsanız 24 volt DC yarı iletken çıkışlıdır bu. Yani içerisinde MOSFET'tir. RL'ye röle çıkışlıdır. Burada ortak uca göre, daha önce bahsetmiştim, çıkış gerilimi değişebilir. Siemens PLC'lerin CPU'nun üzerinde AC çıkışı yok. AC çıkış yarı iletken kullanmak istiyorsanız bunun için ekstra modül bağlamanız lazım. Şimdi zaten modüller üstünde de duracağız. CPU'lar ne var? Sadece bir tanesinden bahsedeceğim. CPU AC DC röle var. Yani AC beslemeli, DC inputlu röle çıkışlı. DC 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 var. Yani DC 24 volt beslemeli, DC inputlu, 24 volt girişli ve DC 24 volt çıkışlı var. DC DC röle var. Yani CPU'nun beslemesi 24 volt DC ile olan, inputu DC olan ve çıkışları röle olan. Bunun haricinde az önce bahsettiğimiz, eğer FC görüyorsunuz, bu safe PLC'dir demiştik. CPU'dur demiştik. 212, 214 ve 215'te safe CPU'lar var. SM modülleri ne oluyor? Az önce PLC'nin resmini gösterdiğimde size sağ tarafa ekstra modüller eklenebiliyor demiştim. SM modülleri eklenebiliyor demiştik. CPU bunun sağ tarafına ekleyebileceğiniz dijital ve analog modüller var. Bunlar sadece giriş olabilir, analog ya da dijital olarak. Sadece çıkış olabilir, dijital ve analog olarak. Hem giriş hem çıkışı üzerinde barındıran modüller de olabilir. Bunlar CPU'nun, PLC'nin sağ tarafına eklenen SM modülleridir. Bunun haricinde üst tarafa ekleyebileceğimiz bir board'dan bahsetmiştim. Bu dijital SB board'u olabilir. Yani üzerinde dijital girişlerin olduğu, dijital çıkışların, hem giriş hem çıkışların olduğu bir board olabilir. Bu bir analog SB board olabilir. Yani üzerinde analog girişlerin, analog çıkışların olduğu bir board olabilir. Bu board haricinde eklenebilecek bateri board var. BB diye geçiyor bu bateri board. Ya da RS485 haberleşme kartı, CB kart olabilir. Bu yine yukarıya takılan board. Ve resmi tekrar hatırlayacak olursanız, CPU'nun, PLC'nin sol tarafına eklenen haberleşme modüllerinden bahsetmiştim. Bu haberleşme modülleri CM olabilir, RS232485, Profibus, Azimaster gibi haberleşme protokollerini CPU ile haberleştirmek için kullanacağınız haberleşme CM modülleri olabilir ya da CP olabilir, modem bağlantısı ya da GPS, GPRS bağlantıları için kullanılan modüller yine CPU'nun sol tarafına takılır. SCD1200 ailesini kapasite açısından bu tabloda bir karşılaştıralım. Kullanıcı belleği dediğimiz bir alan var. Bu programın döndüğü alan. Programın çalıştığı, yani run yapıldığında çalışmaya başlayan, stopa kadar devam eden programın döndüğü hafıza alanı, işte 211C'de 30 kilobayt, 212'de 50 kilobayt, 214'de 75 kilobayt, 215'de 100 kilobayt ya da 217'de 125 kilobayt şeklinde. Hafıza alanı dediği, bellek dediği kısım, bu CPU'nun kullandığı bellek komple 1 megabayt. Bir de kalıcı hafıza alanı var. Yani retentif verilerin saklandığı, kalıcı verilerin saklandığı. Bu da hepsinde 10 kilobayt. Burada dijital giriş çıkışlardan bahsetmişiz. Örneğin CPU 1211'de 6 dijital girişimiz, 4 dijital çıkışımız varken CPU 1217'de 14 dijital girişimiz, 10 dijital çıkışımız var. Analog girişlerde yine CPU üzerindeki analog giriş ve çıkış sayılarını burada görüyoruz. Burada ekstra eklenebilecek SM, SB, BB, CB, CM, az önce bahsettiğimiz portların sayısı eklenip eklenemeyeceği gösteriliyor. Şimdi burada bir hızdan bahsetmiş en alt satırda tablonun. Eğer bir kontaksa, yani normalde açık, normalde kapalı, bol bit bir veriden bahsediyorsak, bunun işleme hızı 0.08 mikrosaniye. Eğer bir sayısal veriden bahsediyorsak, bu sayısal veriyi de işleme hızı 2.3 mikrosaniye. Burada bizim kullanacağımız CPU 214 DC 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 görüyorsunuz. Yine bunu tekrarlayalım. DC CPU'nun beslemesi, ilk DC. Bakıyorum, CPU'nun beslemesi şurası ve CPU'muz DC olduğu için DC 24 voltla beslenmiş. Burada topraklamamız var. Burada dışarı doğru ok olan L ve M var. Bunlar PLC'den dışarı aktarılan güç kaynağının
uçları. Yanlış hatırlamıyorsam 400 miliamperler civarında, burada 24 volt DC bir gerilimi dışarı alabilirsiniz. Bunu niye koymuşlar? Bunu şu nedenle koymuşlar. Eğer elinizde bir CPU varsa harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan buradaki 24 voltu 400 miliampere kadar kullanabilirsiniz. Bir de bazen 1200'ler deney seti olarak satılıyor. Aslında fark ne? Bildiğiniz CPU, fakat buraya bir özel kart yapmışlar. İnputları o karttan alıyor. Bu güç kaynağı da o inputlara enerji vermek için kartın artı ve eksi girişlerinin olduğu yer. Burada ise analog inputları görüyorsunuz. İkinci DC'ye gelelim. Girişler. Burada yukarıda 0.0'dan başlıyor. 0.7'ye, 1.0'dan başlayıp 1.5'e kadar devam eden inputlarım var. Bu inputlar 24 volt DC ile besleniyor. O nedenle buraya bir DC kaynak bağlanmış. Az önce dediğim gibi deney setinde kullanıldığı gibi buradaki DC kaynağı da, yani CPU'nun kendi DC kaynağı da kullanabilirsiniz. Ama 400 mAh civarında bir akım vermektedir. Kısa devre yapacak olursanız CPU'ya zarar verme olasılığınız var. Üçüncü DC'ye gelelim. Çıkışlar. Yani bu CPU benim. 24 volt DC MOSFET çıkıştı. Burada güç kaynağının ortak ucunu görüyorsunuz. 24 voltluk DC kaynak verilmiş. Artısı eksisi ve burada da Q0.0'dan başlayıp Q0.7'ye, daha sonra Q1.0 ve 1.1 olan çıkışları görüyorsunuz. Klemens bağlantılarının çok detaylarına girmeyeceğim. PLC'lerde daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi PLC'lerin uç bağlantısı ile ilgili hazırlamış olduğum ders notu var kumanda.org'da. Orada bu konu detaylı olarak anlatıldı ve daha sonra teminleri yaparken, yani PLC teminlerini yapıp video çekerken de, okulda uygulama yaparken de bu giriş ve çıkış bağlantıları nasıl yapılacağı üzerinde tekrar duracağız. Burada DC-DC röle var. Tek farkı çıkışların röle olması. Ve dikkat edecek olursanız çıkışlar Q0.0'dan Q0.4'e bir gruplanmış. Yine Q0.5'ten Q0.7'ye, Q1.0 ve Q1.1'e bir gruplanmış. Burada 1L, 2L ortak uçlar. 1L'ye siz eğer 220 volt verirseniz, bunlar röle çıkış kontağı olduğu için, siz 0.0 ile 0.4 arasındaki piyaz çıkışlarından 220 alırsınız. Yok, eğer 24 volt verirseniz buradaki çıkışlardan 24 volt alırsınız. Yine aynı şekilde 2L'ye siz eğer 220 AC verirseniz Q0.5, 6, 7 ve Q1.0 ve 1.1'den asi bir çıkış 220 alırsınız. 24 verirseniz de 24 alırsınız. İki şekilde gruplandırılmış. Daha önce bu videoda yine bahsettiğim gibi, örneğin elinizde hem 220 hem de 24 volt gerilimlerine sahip iki farklı çıkış türünüz olsun. Bunlardan 220'yi bir gruba, 24'ü diğer gruba bağlayabilirsiniz. AC-DC böyle de tek fark, CPU'nun buradaki L1 ve N beslemesinin, yani okun içeri doğru olduğu klemenslere 220 AC ile beslenmiş olması. Bunun haricinde farkı yok. Buradaki resimde de görüyorsunuz. CPU'muza bakalım. CPU'muz 1214 AC'miş. ACDCRL'ymiş. Ne demek istiyorum? CPU'nun beslemesi AC ile yapılıyor. Besleme neredeydi? L1 ve N. Şurada da topraklama ucu var. Ya zaten buraya da 120-240 AC yazmış adam. Yani ben bu CPU'mu, burada AC'yi gördüğüm için de biliyorum, 220 AC ile besleneceğim. Topraklamasını bağlayacağım. Bu ne demiştik? L artı M dışarı doğruydu ok. Bu CPU'nun kendi içerisindeki güç kaynağıydı. Devam edelim. DC demiş. Inputlarım DC. Inputlarım neresi? Şu 1M ortak ucuyla verilmiş ve input 0.5'e kadar devam eden şu klemensler. Burada 2M ortak ucuyla verilmiş iki tane analog inputum var. Bu analog inputlar haricinde çıkışlarım röle. Çıkışlarım röle olduğu için az önceki resimden hatırlıyorsanız 1L şuradaki Q0.4'e kadar, 2L ise şuradaki input 1.1'e kadar olan çıkışların ortak ucuydu. Buradan siz 220 verirseniz çıkışların 220 alıyordunuz. Yok, 24 verirseniz 24 alıyordunuz. Üstünde bunun daha önce çizim resmini görmüştük ama burada gerçek resmini görüyorsunuz. SB 1232 gibi analog analog çıkışa ait bir board eklenmiş. Bakıyorum, analog çıkış 1 adet 12 bit diyor. Artı eksi 10 volt DC 420 miliamper diyor. Burada da sipariş kodunu veriyorsunuz. Bu da PLC'ye üstten eklemeli board. Burada da az önce bahsettiğimiz SD kart yuvası var. Burası Ethernet bağlantılarının yapıldığı port. MAC adresini falan bunun üstüne vermiş. Burada gözükmüyor ama CPU'yu yan çevirdiğinizde diğer ekstra detaylarına da oradaki kodlardan ulaşabiliyorsunuz.